Geçtiğimiz yıl başında ben normalde kızımı çağıracaktım. Yani gel evde tombala, eğlence, bir şeyler yapalım diye çağıracaktım. O esnada işte memur beyler aradı. Dedi ki işte acile gelir misiniz? Ben zannettim ki şaka yapıyor biri. Yani aklıma gelmedi. Sonra dedi siz dedim Melek Özgener'in babası mısınız? Evet dedim buyurun. Dedi gelir misiniz? Acil. Hemen ben de işte giyindim direkt geldim. Baktım şey memur arkadaş anlatmaya başladı. Dedi böyle böyle bir şey olmuş. Böyle böyle derken içerikliği nedir dedim. Bir arabada arabaya koymuşlar. İki kız, iki erkek. İşte ortasına geçen erkek demiş ki işte sana mı sıkayım, sana mı sıkayım diye böyle dönüştürmüş yani. En son döndüğünde herhalde benim işte kızın kafasından patlıyor. Eli işte tetiğe değmiş. Arka taraftan sıkıyor. Kulak arkasından çıkıyor. Ve bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Daha önce cinayeti var bunun. Araması var yani. Salmışlar. Denetimli serbestlikten salmışlar bunu. Geldiğimde yani gördüm ki kızım yoğun bakımda. Yani şey olarak tam içeriğini memur arkadaşlar anlatmadı bana. Söylemediler yani. Kızım şu anda yoğun bakımda, evet, ölümle pençeleşiyor yani. Araçta işte o arabanın içindeyken bu mermi patladığı zaman direkt arabayla getiriyor. Hastanenin önünde atıyor kızımı ve kaçmaya başlıyor. Ama memur arkadaş görüyor. Mesela şey plakasını alıyor bunun. Sonra araştırmaya başlıyorlar. Çocuk yani düşüncem yurt dışına da kaçabilir. Yurt dışına da kaçabilir. Bugün şey memur arkadaş sabah geldiğinde onu da söyleyeceğim. Yani yurt dışına kaçarsa hiç bulamazlar. Yani böyle kişileri adalet lazım yani. Hiç salmamaları lazım. Kızla bu Nisa denen kızla 2 senedir beraberler. Ama o Nisa dediğim kız da ailesiyle kopuk. Kopuk benim arkada şey kızımla tanışıyor. İş o zaman başlıyor zaten. Ya kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalıştılar mutlaka. Bu çocuk hem yani uyuşturucu satıyor hem silah kaçakçılığı yapıyor çünkü. Hastanede gördüğüm zaman gözleri falan şişmişti ilk gördüğüm zaman. Ya dedim dövdüler, işte boynunda şeyler yaralar vardı, zorla şey yapmaya kalktılar. Belki de kızıma başka bir şey yapacaklardı. 2 tane çocuk ne yapabilir bir kız şeyiyle yani gücüyle nasıl de, şey başa çıksın. Sonra bu kızla gezmeye başladıktan sonra kız benim kız hayatta eline bıçak almış biri değil yani. Kavgası yok, bir şeyi yok. Bu yani imkansız bir olay. Yani o kadar net söylüyorum yani. Bu adam 33 yaşında. Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın 2 tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Sizce ne işi olabilir yani? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne olabilir yani benim kızım? Bir ortada yok, kaçmış. Jandarma, polisler, sivil arkadaşlar bunun peşine düşmüşler yani şu anda. Teşekkür ederiz abi.